Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çayımı aldım. Size böyle bir sohbet tadında video çekmek istedim. Videomuzun konusu ise son günlerde sıkça konuşulan ve insanlar tarafından bir hayli beğenilen bir uygulama, Clubhouse uygulaması. Nedir bu Clubhouse uygulaması diyecek olursanız, öncelikle Alpha Exploration Core tarafından yapılan bir uygulama ve bu uygulamanın en büyük özelliği davetiye yoluyla giriyorsunuz. Siz programı indirdiniz ve direkt kullanıcı olarak katılamıyorsunuz. Sizi programı kullanan birisi bu programa davet etmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde uygulamayı aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Peki bu programda neler yapabiliyorsunuz? Program öncelikle sesli bir iletişim programı. Siz bir kanal oluşturuyorsunuz, bir sohbet odası oluşturuyorsunuz. Bu odaya insanlar katılıyor. Her konuda çok fazla oda bulunmakta. Siz zaten uygulamaya girerken ilgi alanlarınızı da seçiyorsunuz. Buna göre odalar karşınıza çıkıyor. O odaları Clubhouse direkt sizin profilinize düşürüyor ve böylelikle odalara girebiliyorsunuz. Siz bir odaya girdiğinizde öncelikle dinleyici oluyorsunuz. Sohbete katılmak isterseniz el kaldırarak sohbete dahil olabiliyorsunuz. Hemen el kaldırma butonu var. Bunu siz tıkladığınız zaman odayı açan kişiye bir davet gidiyor. Bir katılım isteği gidiyor. Eğer odayı açan kişi, yani admin diyebiliriz buna, yönetici sizi onaylarsa siz de sohbete dahil olabiliyorsunuz. Ben de programı aktif olarak kullanıyorum. Gerçekten boş vakitlerde, özellikle arka planda çalışması da büyük bir avantaj. Boş vakitlerinizde ilginizi duyduğunuz bir odaya girip güzel bir sohbet etme imkanı buluyorsunuz. Bu bakımdan da gerçekten başarılı bir uygulama. Peki en büyük avantajı nedir Clubhouse'un, ya da Clubhouse'u bu kadar popüler yapan nedir? Kısa sürede biliyorsunuz 2 milyon kullanıcı sayısı gerçekten yüksek bir rakam ve şu anda uygulamanın piyasa değeri 1 milyar dolar. Yanlış duymadınız. 2020'nin başında üretilmiş bir uygulama için gerçekten çok yüksek bir değer. Peki uygulamayı asıl popüler kıran ne? Öncelikle uygulamayı herkes indiremiyor. Yalnızca iOS kullanıcıları tarafından indirilebiliyor uygulamamız. Onun dışında sizi davet yoluyla uygulamaya katılmanız, yani uygulamayı aktif kullanan birisi sizi davet ediyor. Siz uygulamaya katıldığınızda sizin de 2 tane davet hakkınız oluyor. Bu şekilde uygulamayı kullandıktan sonra siz de arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Davet yolunun en önemli özelliği fake kullanıcıların olmaması. Birden fazla hesap açamıyorsunuz. Çünkü girişte sizden telefon numaranızı istiyor ve mesaj doğrulama yoluyla programa üye oluyorsunuz. Böylelikle işte Twitter, Instagram, Facebook gibi mecralarda olduğu gibi fake kullanıcı durumu söz konusu değil. Genelde gerçek kullanıcılar karşınıza çıkıyor. Siz ilgi alanlarınızı söylediğim gibi işaretliyorsunuz. O ilgi alanlarına yönelik odalar karşınıza çıkıyor. Ve bu odalarda gerçekten çok güzel sohbetler oluyor. Bilgilendirici sohbetler yer alıyor. Geyik muhabbetlerinin olduğu odalar var. Makyajdan giyime, modadan siyasete kadar birçok oda bulunmakta. Hatta bazı odalar var, böyle kullanıcılar giriyor. O odalarda kendine özgü oyunlar oynanıyor. İşte şarkı sözünden şarkıyı devam ettirme gibi bazı değişik uygulama içi oyunlarda oynayabiliyorsunuz ve güzel vakit geçirme imkanı sağlıyorsunuz. Uygulamanın bu kadar kısa sürede büyümesinin bir diğer nedeni ise şüphesiz ki malumunuz olduğu gibi pandemi süreci. Pandemi sürecinde herkes evinde bir şeylerle vakit geçirmek istiyor. Tam da işte bu ihtiyaca yönelik bir uygulama diyebiliriz Clubhouse için. Clubhouse genelde böyle arka planda siz iş yaparken kullanabileceğiniz ve istediğiniz zamanda sohbete dahil olup interaktif bir vakit geçirebileceğiniz uygulama. İlk izlenimlerimi soracak olursanız, uygulamayı kullananlar, gerek kanal açıp yönetici olanlar, gerekse dinleyiciler olsun, böyle bir popüler olma çabasına girmiyorlar. Biliyorsunuz son günlerde gerçekten çok sık karşılaştığımız bir durum. Özellikle TikTok, Instagram, YouTube gibi mecralarda popüler olmak uğruna ne videolar çekiliyor. Siz de bunu eminim yakından takip ediyorsunuzdur. Bu uygulamada yalnızca sesle iletişim kurulduğundan tabii ki malumunuzdur ki böyle bir şey söz konusu değil. Yalnızca bir konuyu konuşmak, işte bir sıkıntıyı paylaşmak ya da sohbet edip güzel vakit geçirmek isteyenlerin
buluştuğu bir uygulama. Uygulamada 3 farklı oda seçeneği bulunmakta. Bir tanesi herkese açık olan bir oda açabiliyorsunuz. Bu oda herkes girebiliyor ve herkesin profiline düşüyor siz bu odayı açtığınızda. İkinci oda açma yöntemi ise sosyal dediğimiz bir oda açma yöntemi. Sosyal grupta oda açtığınız zaman sadece sizin ilgi alanlarınıza yönelik olan kişilerin profillerine düşüyor. Açtığınız oda sadece o kişiler girebiliyor. Daha doğrusu o kişiler öncelik olarak sizin açtığınız odadan haberdar oluyor. Bir de gizli bir oda açma yöntemi var. Gizli oda açtığınızda sadece arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz ve hiç kimsenin profiline açtığınız oda düşmüyor. Böylelikle arkadaş arasında ya da siz istediğiniz kişilerle sohbet etmiş oluyorsunuz. Uygulamaya girerken size bazı ilgi alanlarınızı soruyor. Siz onlarca seçenek arasından ilgi alanlarınızı işaretliyorsunuz. Dediğim gibi bu ilgi alanlarına yönelik odalar ilk olarak sizin önünüze düşmeye başlıyor. Benim yani eleştiri değil ama bir hatırlatmam gereken husus var. O da şu, siz uygulamaya girerken sizden telefon numaranızı ve rehberinizi istiyor. Biliyorsunuz WhatsApp'la gündeme gelen bir durumdu. Kişisel bilgilerin gizliliği. Bu konu gerçekten çok fazla konuşuldu. Bir hatırlatma olarak söylüyorum. Bu uygulamada sizden telefon numaranızı ve kişi bilgilerinizi istiyor. Ben paylaştım. Hani bir sıkıntı görmüyorum şu anlık bu konuda. Çünkü biliyorsunuz genelde biz zaten birçok programla bu bilgileri paylaşıyoruz. Clubhouse'da da ben bilgilerimi paylaştım. Sizin arkadaşlarınız Clubhouse'a katıldığında size bir bildirim geliyor. O bildirim şu, katılan arkadaşına davet göndermek ister misiniz? Çünkü uygulamaya ilk girdiğinizde biliyorsunuz yönetici olamıyorsunuz. Odaları sadece dinleyebiliyorsunuz. Katılımcı olmak için sizi bir davet usulüyle birisinin davet etmesi gerekiyor. Bu davet sonucunda siz oda açıp odalarda yönetici olabiliyorsunuz ya da girdiğiniz odalarda söz isteyip konuşabiliyorsunuz. Evet dostlar, yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Böyle sohbet tadında bir video çekmek istedim Clubhouse ile ilgili. Çünkü son günlerde gerçekten çok fazla konuşulan bir konu. Söylediğim gibi sadece iOS işletim sisteminde indirebildiğimiz bir program. Yani iPhone'larda kullandığımız bir program. Şu an için Android tarafına gelmedi. Geleceğe söyleniyor. Yani ileride muhtemelen Android tarafına da geleceğini ben düşünüyorum. Böylelikle de videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, görüşlerinizi altta mutlaka belirtmenizi istiyorum. Siz de Clubhouse kullanıyorsanız ne gibi içerikler hoşunuza gidiyor, ne gibi içerikler ilginizi çekiyor ya da programda, uygulamada beğenmediğiniz hangi konular var? Bunları da yine yorum kısmına mutlaka bekliyorum diyorum ve videoyu da kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.